136 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan'a Avusturya'daki Bruno Kreisky İnsan Hakları Vakfı tarafından kurumun İnsan Hakları Ödülü verildi. Ödülün açıklanmasında Aslı Erdoğan, hayatı boyunca insan haklarını geliştirmek için koşulsuz bir adanmışlıkla aktif bir şekilde çalıştı sözleriyle tanıtıldı. Ödül Avusturya eski başbakanı ve dışişleri bakanı adına 2 yılda 1 veriliyor. The best movie of 2016 and now it's the winner of Oscar. Altın Küre'de 7 ödül birden kazanan La La Land bir rekora da imza atmış oldu. It's conflict and it's compromise. It's very very exciting. 2009 yılında Sosyal Ağ filminden beri hiçbir yapımın 3 ödülden fazla kazanamadığı Altın Küre'de rekor 6 ödülle 1978 yapımı Gece Yarısı Ekspresi ve 1981 yılında çekilen Guguk Kuşu filmlerindeydi. La La Land en iyi komedi müzikal film dışında yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncu, senaryo, müzik ve şarkı ödüllerini kazandı. The Exorcist romanı ile tanınan ünlü yazar ve sinemacı William Peter Blatty 89 yaşında hayatını kaybetti. 1971 yılında basılan romanı 1973 senesinde sinemaya uyarlanmış ve Blatty en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar kazanmıştı. Who came to this country on a cattle boat. Komedi yazılarıyla edebiyata başlayan yazar, esas ününü korku romanlarıyla yapmıştı. Star Wars serisinin Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen George Lucas'ın yıllardır hazırlığını sürdürdüğü müzenin çalışmaları tamamlandı. Lucas, anlatım sanatı adıyla Los Angeles şehrinde açılacak olan müze, şimdiden Star Wars Müzesi olarak tanımlanıyor. Resmi adı farklı olsa da bu müzede Star Wars filmlerinin kostüm ve dekorları, Lucas'ın diğer filmleri, güzel sanatlar, popüler sanatla illüstrasyonlar da yer alacak. Dünyaca ünlü rock müzik grubu U2, yeni albümlerinin çıkışını ilginç bir gerekçeyle erteledi. Grup yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın Amerikan başkanı seçilmesinin ardından dünyanın daha farklı bir yer olduğunu ve bazı şarkıların sözlerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti. Grubun solisti Bono, daha önce Trump'ı Amerika'nın başına gelen en kötü şey olarak tanımlamıştı.